Evet sevgili izleyenler, katılımcılara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yanımızda EZ Tohumculuğun Yönetim Kurulu Başkanı, Yüksek Ziraat Mühendisi Sayın Zekai İlter Bey var. Efendim bu yıl ilk defa Antalya GrowTech Fuarı'nda yeni bir ürününüzü görücüye çıkardınız. İlgi, alaka, tepki nasıldı? Bir onun ölçüsünü alalım. Ardından da bize bu 3-4 günlük fuarı değerlendirir misiniz? Şimdi teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bu sene tescil edilen Ceylando pembe domatesimize olan ilgiden diğer çeşitlerimiz rahatsız oldu abi. Yani o kadar çok insanlar onunla ilgilendi ki, hatta az önce iki tane müstahsil grubu aradı. Biz Kumluca'ya görmeye gidiyoruz. Orada kiminle, kim bize mihmandarlık yapacak, kim bize yol gösterici alacak diye. Ben sizi bekletmemin sebebi de oydu. İki tane üretici grubu, birisi yerli, birisi yabancı. Bunlar bizim pembe domates seramızı görmek için sabırsızlanmış. Gelmişken Antalya'ya illa görelim demişler. Onları görmeye gitmişler. Yani biz pembe domateste bu sene GrowTech Fuarı'nın Ceylando'yla gözdesiyiz çok şükür. İlgiden de gelecek senelerde büyük ihtimalle Ceylanda tohumu yetiştirmekten biraz sıkıntı duyacağız. Çünkü hem iç ziyaretçiler hem dış ziyaretçiler muazzam ilgi gösterdiler. Sebebi de Ceylando bildiğimiz pembelerden çok sert. Bildiğimiz pembelerden hastalık dayanımı çok daha fazla, aşıya ihtiyaç göstermiyor. Hatta bazıları da geçen de sizinle çekilmiş olan programı izlemişler. İşte Ceylandocu abi bu deyip sarılıyordu bize bazı üreticiler. GrowTech Fuarı'nın değerlendirmesine gelince, GrowTech Fuarı tabi bu sene yabancı ziyaretçisi çok daha fazlaydı geçen yıllara göre, ya da bizim standımız öyle oldu. Daha böyle işe odaklı, işi bilen insanların ziyareti var. Eskiden işte broşür toplayan ziyaretçiler olurdu daha çok. İşte ya da evinin bahçesinin tohumlarını temin etme gayreti içinde olan insanlar, ama bu seneki gelen ziyaretçi profili büyük üreticiler, büyük işte kooperatifçiler, büyük şirketler şeklindeydi. Bu da GrowTech Fuarı'nın kalitesinin günden güne ya da yıldan yıla arttığının ifadesi diye düşünüyorum. Benim buradan son olarak bir mesajınız var mı böyle fuarlara gelemeyen üreticilere? Yani ben yine geçen de söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Bütün mesele, işin özü, üretici kendi işini ne kadar dürüst düzgün yaparsa, sahiplenirse, ayrıntılarını, ilmini öğrenmeye çalışırsa üretici başarılı olur. Üretici başarılı olursa da sektörün diğer çarkları döner. Bütün sektör üreticinin başarılı olmasına bağlı. Ben üreticinin başarısını önemsediğim için söylüyorum bunu. Asla üretici kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Onlar bizim ekmek mendilimiz, onlar bizim can damarımız. Dolayısıyla önce onlar para kazanmalı. Önce onların para kazanması için de işlerini iyi öğrenmeleri, işi yapma, doğru yapmaları. Hiçbir zaman bilgiye yani değer vermemezlik yapmasınlar. Sürekli bilgilenmeye çalışsınlar. Doğru yerden bilgi almaya çalışsınlar. İşi şansa bırakmasınlar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler.